6 yıldan fazladır bir anne sadece elinde şu gördüğünüz A4 kağıdındaki adalet yazısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden adalet istiyor. Bu zulmün son bulmasını istiyor. Annenin iki evladı ve eşi devlet hastanesinde gözlerinin önünde katledildi. Bu katliamı azmettiren, hastanede bu katliamı organize eden kişi katliamı yaptıktan sonra ailesini arkasına alarak elini kolunu sallayarak hastaneden çıkıyorlar. Tek bir talep var. Katliamı yapanlar dışarıda, oğlum neden cezaevinde? Ve adalet istiyor. Bugün meclisteyiz. Daha önce defalarca Adalet Bakanı'yla görüştük. Devletin üst düzey yetkilileriyle görüştük. Herkes, görüştüğümüz devlet ve hükümetle görüştüğümüz herkes annenin haklı olduğunu kabul etti. Bundan annenin mücadelesinden dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Ama adaleti sağlama konusunda herkes aciz kaldı. Hem devlet yetkileri hem Adalet Bakanlığı yetkileri. Onurlu Urfa halkımız bu adaletin giderilmesi konusunda özellikle beni milletvekili seçti. Ve bu zulmün son bulması için de biz son çare olarak meclis içinde eylemimizi sürdürme kararı verdik. Meclisten adaleti sağlama konusunda, yargıya müdahale konusunda bir talebimiz yok. 6 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir zulüm var ve her iktidarın vekili meclis kürsüsüne çıktığında yüce meclis diye sözüne başlıyor. Biz de buradan eğer bu meclis yüce ise, uluslararası düzeyde bir etkinliği varsa, saygınlığı varsa ve 6 yıldır adalet isteyen bu anne bu zulmün son bulması için yüce meclisi, sadece bir şahsı değil, yüce meclisi, meclisin bu görevinin, bu adaletin, yüce meclisin bu zulmün son bulması için elini taşın altına koymasını istiyor ve devam eden bu zulmün artık bitmesini istiyor. Daha önce bu olayın araştırılmasıyla ilgili muhalefet milletvekilleri, bizim partide dahil olmak üzere, olayın araştırılması için araştırma önergesi meclise verildi. Ama bu araştırma önergesi maalesef AKP oylarıyla reddedildi. Evet. Biz diyoruz, evet, hastanede bir devlet hastanesinde bir katliam yapılmış. 6 yıldır devam eden göstermelik bir yargılama var. Hastane içindeki kamera görüntüleri çalınmış diyor. Biz buna inanmıyoruz. Meclisin bu konuda biz sorumluluk alıp eğer bu 1 Ekim'de meclis açıldığında biz adalet sağlanmadığı takdirde gene yeni bir önerge vereceğiz. Bu olayın meclis tarafından araştırılmasını istiyoruz. Maddi gerçek neyse ortaya çıksın. Eğer biz suçluysak cezamızı çekmeye hazırız. Ama diğer taraftan da hastanede bir insanlık suçu var. Bu insanlık suçunu işleyenler de siyasi kimliğine, makamına, mevkine bakmadan yargılanmasını istiyor. Dün eylemimize başladığımızda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir telefon görüşmesi yaptık. Ve burada Numan Kurtulmuş'un bize söylediği, bu eylemin yeri meclis içinde olmamalı. Ben de tam bunu söyledim. Ben meclisten kesinlikle bir adalet sağlama konusunda, yargıya talimat verme konusunda bir talebim yok. Halk beni meclise gönderdi. Halkın beni meclise göndermesinin en önemli sebebi de bu zulmün son bulmasıdır ve yüce meclis diye tarif edilen meclisin bir sorumluluk alıp bu anne üzerinde devam eden, 6 yıldır devam eden zulmün son bulması için gerekli adımın atmasını istedik ve olay meydana geldiğinde, ilk olay meydana geldiğinde Cumhurbaşkanı sadece karşı tarafı dinleyerek miting meydanlarda ailemiz aleyhinde açıklamalar yaptı ve bu açıklamalar yargıyı mutlak şekilde etkiledi. Bizim Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'ndan talebimiz, anneyi Cumhurbaşkanı'yla görüştürsün. Olayın tanığı Urfa valisi Abdullah Erin'dir. Türkçe de biliyor. Vali de anneyle eşlik etsin. Eğer ben bir siyasi kimliğim, görüşüm varsa, beni kabul etmiyorsa ben ısrar etmeyeceğim. Ama Cumhurbaşkanı Abdullah Erin, Vali Abdullah Erin eşinde anneyle görüşmesini talep ettik. Numan Kurtulmuş'tan böyle bir talep ettik ve bu konuda gerekli çalışmayı yapacaklarına dair bize söz verdiler. ve sözünü yerine getirdiği takdirde anne gene bir sağlık sorunundan dolayı ameliyat olması gerekiyor. Eğer Numan Kurtulmuş bize olumlu bir dönüş yaparsa anne yarıda bıraktığı tedavi sürecini Ankara'da devam edecek. Ya ortada büyük bir zulüm var, büyük bir adaletsizlik var. Burada meclisin de sorumluluk alıp bizim mücadelemize ortak olmasını istiyoruz. Eğer bu konuda anneyi ikna ederlerse biz eylemimizi sonlandıracağız. Aksi takdirde de gece de burada kaldık ve gece de mecliste kalmaya devam edeceğiz. Anneyi ikna edecek bir meclis başkanlığının bir açıklama gelirse ondan sonra meclis içindeki eylemimizi sonlandıracağız. Zaten sonra meclisteki odamızda sabaha kadar kaldık. Meclis içinde 24 saat süreyle devam edecek. Olumlu bir dönüş yapılmadığı takdirde meclisten ayrılmayacağız.